Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Köfte Firma Craft'ın 8. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde ne yapacağız diye soracak olursanız, ev inşa edeceğiz. Evet. Bu arada gördüğünüz gibi chisel'ım neredeyse bitti şu smooth stone'ları yaparken. Ve hadi bakalım sizlerle beraber bir inşaata başlayalım. Küreğim gelsin. Ve şurayı temizleyeceğim. Buna dayalı bir biçimde olmasını istiyorum binanın. Sebebine gelecek olursak. Tamamen keyif. Bir kat daha geri. Yani hiçbir şeyin herhangi bir sebebi yoktur oyunda neticede. Minecraft'tan bahsediyoruz. Tamamen her şey keyif için. Ve küreğimi kırdım. Harika. O zaman bakalım. Bir tane daha bulabilecek miyiz senden? Bulduk. Tamamdır. Biraz da stick bulduk mu? Ayaküstü kürek yaptık. Köfte ile ayaküstü küreklere hoş geldiniz. Evet. Ve buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 15'e 11 bence gayet güzel bir oran. Yükseklik kaç olsun? 1, 2, 3, 4, 5. Normal yükseklik 4 oluyor bu durumda ve gayet de makul bence. O zaman şunları şöyle yardıralım. Evet, tabii ki de sandviç. Bu arada gördüğünüz gibi önceki pickaxe'imi kırdım. Yerine bronze pickaxe'e geçtim. Evet. Bronze aletlere yavaş yavaş geçiyoruz bu şekilde. Çünkü tin yatağı bulduk. Evet. Başta tin yatağı bulabilseydik eğer direkt baştan bronz aletlere geçecektim. Fakat başta o kadar şanslı olamadık. Şimdi kapı deliği olmadan yapıyorum. Kapı deliği işini en sona bırakacağım. Hatta bir saniye en sona bırakmayayım ya. Kapı deliği konusunda aklıma bir fikir geldi. Burasının boyutu zaten o kadar önemli değil. O yüzden aynen, kapı deliğimiz burası. Ve o zaman bir gündüz yapalım. Yani uyuyalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Hadi bakalım. Bu biraz inşaat özel bölümümüz oluyor. Yani sizinle beraber inşaatta neler yapacağımı düşünüyorum. Ve bu arada unutmadan Vessel'ımı kırmıştım. O yüzden şu an suyu şu şekilde içeceğiz. Ene donmaya başlamış. Boş elle satkıldığımız takdirde suyu içebiliyoruz. Evet. Bir bakalım hemen. October. Aralık'tayız. Yay! Bakalım sizlerin durumu ne? Güzel. Ama umarım hayatta kalabilirler. Evet.
Şuraya da bir yere bir merdiven döşeyeceğim. Yağmur yağmış bayağı bir gece. Bir yere tekrar bir vessel yaptım mı her şey çok güzel olacak bence. Tabii bu değildi yapmak istediğim. Evet. O zaman tam gaz inşaata devam. Burası giriş holü. Aslında biraz daha sanırım bu gayet makul giriş holü. Tamamdır. Ve sen de gel. Şurayı da döşeyelim. Valla. Geriye çatıyı doldurmak kalıyor. Şuraya da bir kapı bulmak. Hikori'den yapalım kapıyı. Nikoli fazla mı koyu oldu bilemedim ama illa normal yolla yapacağız. O zaman gelin bakalım. Stone pressure plate de yapabilirdim. Ancak boş ver şimdilik. Tamamdır. Bu binada cam olmasına gerek var mı? Onu düşünüyorum. Çatıda cam olabilir. Ya da binanın kendisinde cam olsun. Binanın kendisinde cam olmasın ya. Zaten ya da şu sadece şu duvarda cam olsun. Evet. Şu an nasıl bir bina yapacağımı tamamen sizlerle beraber düşünüyorum. Gene basit düz bir bina oluyor ama çünkü ben basit düz bir adamım. Evet. Öyle epik inşa yetenekleri falan olan bir insan değilim maalesef. O yüzden bununla idare edeceksiniz. Gel gelelim şuradan kalan taşlara. Bu bina ne olacak diye soracak olursanız bu bina blacksmith. Yani demir işleme, demir işleyeceğimiz yer. Aslında demir değil de madenleri işleyeceğimiz yer. Alet yapacağımız yer. Tamam, bu gayet makul. Şu ortaya da camlar gelecek. Ama öncesinde bir şey yapmak istiyorum. Alttakileri kıralım hemen. Bu arada bunlar yer çekiminden etkilenmeyen bloklardan. Şimdi hammer gel.
Neydi senin? Mod switch key'in. Controls. Cycle mode. B. Tamam. Evet. Hepsini bu incecik hale getirelim. Ve şu an tamamen Terra Firma Craft'ın çizalım düştü. Neyse orayla daha sonra ilgilenirim. Şimdi yeni chisel yapabilir miyim? On ünite bronz var burada da onunla uğraşamayacağım şimdi. Evet. Şimdi. Bronz nasıl yapılıyordu? 8 ile 12 arası tin. Kestrite'ımız nerede? Tamam. 10 tin 90 copper. Alalım o zaman. 50, 75. Ek. Başka yapabileceğimiz alışım var. Brass, bronze, bismuth bronze, %20 ile 30 arası zinc, 50-70 arası kapı, nasıl bismuth. Zincimiz ne kadar? Az. O zaman biz. Aa dur. Malakite de kapırdı değil mi? Evet kapırdı. 35 65 90. Tamam. Bunun oluyor olması lazım. Yok pardon. Bu 70 oluyor. 80-90. Tamam. Ama bir saniye tekrar hesaplayalım çünkü iki tane yapalım. İki tane senden. Şimdi hı 140 140 60 160 şu an. 200. Tamam. Ya da bu 60 birim lazım. Bunun olması lazım. Yanlış hesapladıysan gene yanlış hesaplamış olacağım. Şaşılacak bir şey değil. Köfteyim ben çünkü. Ben yanlış hesaplarım. İtinayla yanlış hesaplanır. Şimdi bize biraz da kil lazım. Clay, clay, clay. Buradaymış zaten. Ben itinayla görmemişim. Çok fazla itinayla lafını kullanıyorum. Şimdi sadece chisel'a İhtiyacım var.
moldlara bir bakacağım. Clay mold. Tamam. Bir tane de alet yapalım. Javelin, prospector speak, scythe, shovel. Shovel yapalım. Küreye ihtiyacım olacak. Dursun kenarda. Burada başka neler kullanmışım. Tamam. O zaman şunları bir yerleştirip hemen birileri gelmeden aslında evet bunu fazladan yapmışım ama olsun. Daha sonra bulunur. Tabii aslında gerek de yok. Bunu komple fazladan yapmışım. Çünkü yöntemimiz tamamen değişecek. Ve Firestarter. Teşekkürler. Ve tabii ki de yatıyoruz. Muhtemelen sabah açlıktan ölür bir biçimde uyanacağız. Ne demiştim? Etimiz var mı? Var. O zaman evet, başka etimiz kalmadı. Neyse şunları biraz sevelim. Ve Enderman'imiz de uça dursun ve tabii ki de evet, önce bronze seni alalım, sonra ingot 1 ve ingot 2. Harika. Tabii bunlar şu an işlenmiyor. Onları daha sonra işleyebileceğiz. Çünkü şu an sıcaklar. Evet, o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Stick. Chisel. Ve susuzluk. Yapmam gereken bir şey daha hatırladım benim. Burası bayağı donuyor. Akan sudan içemiyormuşuz bu arada. Evet, burayı sıcak tutacak bir şeyler yapabilir miyim acaba bilmiyorum. Ama göreceğiz. Evet, susuzluğumuzu da giderdik. Sen taninsin, tamam. Ve tabii ki de henüz hiçbiri olmadı. Ve bronz bir ho yapmam da gerekecek ileride. Evet, ve şunlara kaldığımız yerden devam edelim. Tabii çek için hat vardı olması lazım. Ve şimdi başka bir mod. Evet. Bu mod ile eğleniyorum şu an. Şöyle bir şey yapacağım.
Evet. Kalanını bu arada kamera arkasında yapacağım ama konsepti anladınız sanırsam. Ya da daha değişik bir şey geldi aklıma. Evet, daha değişik bir şey geldi aklıma. Bu arada işlenmiş olanları mecburen kaybediyorsunuz, onu söyleyeyim size. Bunları geri kurtarmanın hiçbir yolu yok. Bu. Şimdi yukarıdan tam olarak dizayn bu ve arkasına tabii ki de cam gelecek. Ve şimdi önemli nokta, çatı. Ve bu binayı asıl yapmak istememin sebebi olan makine. Arada bal kabaklarını sonradan döşeyeceğim. Şimdilik torch ile aydınlatacağız içeriği. F7. Bal kabakları şimdilik olmayacak. Ben onları bölüm arası döşeyeceğim. Şunlar da böyle devam etsin. Bu arada bakalım, bu bina hoş olacak gibi. Yani iş görecek gibi manasında hoş olacak gibi diyorum bu arada. Ve gene köfte yanlış yerleştirmelere kurban gidiyor. Merak ediyorum, hiçbir şeyi yanlış yerleştirmeyen bir insan var mı Minecraft'ta? Hani hiçbir zaman hiçbir bloğu yanlış yerleştirmemiş biri. Yani saygı duyacağım adama sadece. Ne yapabilirim eğer varsa? Çünkü ciddi anlamda zor bir iş. Evet. Ve burası bu şekilde tamam. Bunları girişeceğim, daha sonra buraya cam gelecek. Ya da direkt cam. Asla cam gelmesin. Ya da cam gelsin. Cam gelsin, cam gelsin. Şimdi küreğim nerede? Bir an kafamda aklım nerede çaldı. Şimdi şu da gelsin ve işin eğlencesine şimdi gelelim. Ve sürünüyoruz. Şimdi neydi sen? Trapdoor. Evet, şu orijinal traktörden yapalım bir biraz. Hangi bu olsun? Pine. Destere gel. Teşekkürler.
Bir tane trapdoorumuz bulunsun. Şöyle. Oradan çıkacağız illa, tamam. Tamamdır. Ve... Kömür. Ve biraz lastik. O zaman hadi içeri girelim ve bu aletimizi bitirelim. Aa doğru, böyle yapılmıyordu. Şunun yapılışını tamamen unuttum. Hemen gidip geliyorum. Evet ve geri geldim ve olayı anladım. Call kullanıyorsak eğer, ki bizim durumumuz call. Bunu kullanacağız. Evet. Ve karşınızda bir adet forge. Yeha! Evet. Forge ürettik artık. Peki forge nedir diye soracak olursanız onu da hemen gösteririm o esnada. Sendiniz var mı? Send. Şu 32'lik gelsin, 28'lik kalsın. Evet. Send ile tabii ki de cam yapacağız. Bu arada forge'lar hakkında önemli bir detay. Tamamen havayla kesintisiz bir bağlantısı olması lazım. Yani o yüzden bu bacayı o yüzden yaptık. Evet. Ve bu şekilde sentleri attık. Gördüğünüz gibi hepsi ısınıyor. Şu kenarda da dursun bir şeyler. Şunları koyalım şimdilik. Ya da şöyle koyalım tek tek. Evet. Gördüğünüz gibi pişiyorlar. Şu alta konulan kömürler ya da çarkollar, hangisini koyduysanız artık, zamanla oturuyor ve nasıl zamanla kullanılıyor şu ısı. Ve gördüğünüz gibi camlarımızı yaptık. Voila! Ya kısacası forge çok daha güzel bir pişirme aracı bizim için. Üstüne durduğunda ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor, ilginç. Oraya geçemiyorum. Forge'dan ötürü. Evet. Böyle ilginç bir arkadaşımız kendisi. Bu arada direkt olarak gökyüzüne açık bırakmamamın sebebi ise yağmur. Yani şöyle bir kıvrım yaptım yağmurdan etkilenmesin diye. Bunu yapmadığım takdirde, yağmur yağdığı takdirde bunu kullanamıyorum. Kömürlerimizi alalım. Bu arada bunu hızlandırmanın da yolu var. Pardon, neydin sen? Tamam, adını unuttum. Tabii onu bunu hızlandırıyor muydu bilmiyorum. Blast Furnace'ı hızlandırıyor. Bloomery'i de hızlandırıyor. Ancak... The Crucible... Bunu hızlandırıyorum diye de emin değilim şu an. Ha, Bellows. Hep beraber öğreniriz bir ara. Evet sanırım. Bunlar yetmeyecek. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köftenin günler, iyi eğlenceler.